Merhaba sevgili arkadaşlar, Keyifli Okul kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 3. sınıf Türkçe kitabının 72. sayfasında bulunan tema değerlendirme çalışmasını birlikte yapacağız. Haydi başlayalım. Tema değerlendirme çalışması. Öğretmene saygı. Atatürk sık sık yurt gezilerine çıkardı. Nereye gitse mutlaka bir okula uğrar, öğretmen ve öğrencilerle konuşurdu. Bir gün Atatürk'ün yolu bir köy okuluna düştü. Tek sınıflı bu okulda genç bir öğretmen ders veriyordu. Atatürk sınıfa girince öğretmen kürsüsünü ona bırakmak istedi. Atatürk, "Hayır, yerinize oturunuz ve dersinize devam ediniz," dedi. Öğretmen, "Eğer izin verirseniz biz de sizden yararlanmak isteriz," dedi. Sınıfa girdiği zaman Cumhurbaşkanı bile öğretmenden sonra gelir. Ahmet Köklügiller kısaltılmıştır. 1'den 5'e kadar soruları metne uygun olarak cevaplayınız. 1. Atatürk yurt gezilerine çıktığında ne yaparmış? Hemen metne dönelim. Mutlaka bir okula uğrar, öğretmen ve öğrencilerle konuşurdu. Cevabımızı yazalım. Mutlaka bir okula uğrar, öğretmen ve öğrencilerle konuşurmuş. 2. Atatürk hangi okula uğramış? Metne dönelim. Atatürk'ün yolu bir köy okuluna düştü. Cevabımızı yazalım. Atatürk köy okuluna uğramış. 3. Atatürk sınıfa girince öğretmen ne yapmış? Metnimize dönelim. Öğretmen kürsüsünü ona bırakmak istedi. Cevabımızı yazalım. Öğretmen kürsüsünü ona bırakmak istemiş. 4. sorumuz. Öğretmenin bu davranışı üzerine Atatürk neler söylemiş? Metnimize dönelim. "Hayır, yerinize oturunuz ve dersinize devam ediniz," dedi. Cevabımızı yazalım. "Hayır, yerinize oturunuz ve dersinize devam ediniz." 5. Bu anıdan nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz? Mevkimiz, makamımız ne olursa olsun, her zaman öğretmenlerimize saygılı olup gereken değeri onlara vermeliyiz. 6. Babam yarın gece gelecek cümlesindeki gece sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sabah, B. Gündüz, C. Akşam. Cevabımız gündüzdür. Sabah ve akşam sözcükleri birbirlerinin zıt anlamlısıdır. 7. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? A. İleri geri, B. Barış, sulh, C. Yurt, vatan. Cevabımız A'dır. Diğer şıklardaki kelimeler eş anlamlıdır. 8. Cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız. Eş görevli kelimeleri ayırmak için nokta kullanılır. Cevabımız yanlış. Doğrusu virgül olacaktı. Korku, heyecan, özlem gibi duyguları belirten cümlelerin sonuna ünlem işareti konur. Cümlemiz doğru. Atatürk nerede doğmuştur cümlesinin sonuna nokta konur. Soru cümlesi olduğu için sonuna soru işareti konur. Yanlış. Hitap kelimelerinden sonra virgül kullanılır. Cümlemiz doğru. Etkinliğimizin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.